Efendim, Doktor Mehmet Şakiroğlu klinik psikoloğumuz hoş geldi. Nasıl, iyiler mi kendileri, sorar mısınız kendisi? Vallahi sabah konuştuk kendisi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yani maşallah. Hava çok güzel. Hava çok böyle güzel. Böyle bir dönüşüm olmuş. Ya. Dünden bugüne her şey değişmiş gibi. Doğru valla. Hayat böyle işte. Sabah. Her karanlık bir güneşle dağılıyor. Ay, bunu görmek çok güzel. Önemli. 15 derece gösteriyor. Ben hiç duygusal olamıyorum bu aralar. Ben bir fazla duygusalım. Ne güzel. Alpago bizi aldı götürdü böyle diyardan diyara. Canım benim vallahi hakikaten. Yolunu açık etsin. Harika Amin. Çocuk. Amin. Çok güzel harika söylüyor. De bu yeme bozuklukları işini ne yapacağız gerçekten? Biz böyle bir toplum olarak bunu bir kültür meselesi haline ya da bir yaşam biçimi haline dönüştürmekte zorlanıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor doktor? Özellikle obezite bütün dünyada çok ciddi bir sıkıntı. Biz Türkiye'nin bu sorundan biraz arınmış olduğuna dair yanlış bir algımız vardı. Ama son yapılan çalışmalar ne yazık ki Türkiye'nin ya, de bir obezite ve çok iyi bir noktayı. Obezitenin çok ciddi olarak riskli yüklerinden bir tanesi olduğumuz ortada. Ve bizim yaptığımız çalışmalarda, psikologların yaptığı çalışmalarda genelde çocukluk çağındaki bir takım kuralların, kalıpların ve yetiştirilme biçimlerinin obeziteyle direkt ilişkili olduğunu göstermekte. Yani psikolojik diyoruz biz bu duruma. Psikolojik temeli çok güçlü. Çünkü çocukken bizim yeme davranışlarımızla annemizle kurduğumuz ilişki arasında çok ciddi bir bağ var. Dönüyor dolaşıyor anneye geliyor yani. Anneye ve bakım veren kişiye, yani birincil bakım veren kişiye geliyor bir şekilde. Yani hem bakıcı olabilir bu, hem anneanne olabilir, babaanne olabilir ama daha çok da anne oluyor tabii ki. Bizde o görüntüyü bilirsiniz. Anne çocuğun peşinden kaşıkla koşar. Evet. Yedirmek için. Evet. İşten eve geldikten sonra sürekli aralarında böyle bir mücadele vardır. Çocuk o yemeği yemez. Çünkü ister ki annem benim peşimden koşmaya devam etsin. Anne yorulana kadar bu süreç devam eder. Şu şöyle diyenler var. Diyor ki ya niye işte böyle yapıyorsun? Böyle yapma, koşturma. O zaten acıkırsa yer. Hani ölecek hali yok çocuğun. İsterse yer. Ama işte diyor ben diyor 6-7 yaşına kadar diyor. Hani iyi beslenmiş olması gerekiyor bu çocuğun. Ondan sonra zaten kendisi şekillendirir. O süreye kadar ben bu çocuğu yedireceğim diyor mesela. Yedireceğim. Öyle ya da böyle yedireceğim diyor. Şimdi bazen de insanın aklı kayıyor hakikaten. Ya bu çocuk doğru beslenmeli, iyi beslenmeli. Doğru. Değil mi? Hani bedensel, fiziksel her neyse gelişimi tamamlayabilmesi için. Ne yapsak acaba yahu? Bırakmasak mı? Önemli bir çelişki var orada. Bir çelişki var. O çelişkide çok haklısınız. Fakat annenin aklında çocuğun beslenmesiyle ilgili bir soru işareti var. Koşturuyor. Çocuk kaçarken aklında beslenmeyle ilgili bir soru işareti yok. Annem beni kovalasın diye kaçıyor. Anne yorulana kadar kovalanıyor. Tam düşüyor böyle gücü bitmek üzere. Kaşığı anneanne alıp yola devam ediyor bir şekilde çocuk. Çocuk sonunda duruyor. Şöyle bir açıyor ağzını. Hop yiyor yemeği. Aa, anneanne çok sevindi. Anne çok mutlu. Çocuk şunu öğrendi. Ben yemek yiyerek çevremi manipüle edebilirim. Evet. Daha önemlisi yemek yeme davranışlarımla çevremin duygularını manipüle edebilirim. Ve koşarken de sürekli bağırıyor anne. Ye yoksa büyüyemezsin. Ye yoksa büyüyemezsin. Yediği anda seni sevdik. Şimdi kişi 35-40 yaşına geliyor. Bir bakıyorsunuz hala yemezsem büyüyemem gibi bir düşüncesi olabiliyor. Ya da yersem annem ve çevremdekiler mutlu olabilir. Bunlar bilinçaltı süreçler. Yeme eylemi üzerinden tamamen psikolojik, tamamen sosyal bir şey geliştiriyoruz yani. Halbuki kesinlikle. Onunla hiç ilgisi olmamalı öyle değil mi? Ne kadar güzel söylediniz. Sosyal bir şey geliştiriyoruz. Yani yemek üzerinden ilişki kurmayı öğreniyoruz. Evet. Annemizle ilişkimizi yeme üzerinden kuruyoruz. Çünkü o özellikle oral dönemde biz emme davranışlarıyla annemizle bir bağ kuruyoruz. İlk bağımız beslenme ihtiyacımızı karşılıyor olmasıyla alakalı annemizle kurduğumuz ilişki ve bu beslenme o yüzden çok önemli. İkincil tarafı için daha önemli bir müdahale yavrum ağlama bak gofret ye. Ağlama çikolata ye. Çocuk düştü. Bizim zamanımızda tentridiyotla gelinirdi. Hemen şimdi gofretle geliniyor. Şimdi gofretle geliniyor. Çünkü o bütün sıkıntıyı temizliyor gofret. Çocuk tam ağlamaya başladığı anda gofreti gördüğü anda pünk diye açılıyor. Burada da kötü bir mesaj veriyoruz ama çocuğa. Diyoruz ki bu gofrettir, çikolatadır, şudur budur. Senin acılarını bastırmak için bir yoldur. Çocuk her acısıyla karşı karşıya kaldığı anda, gofreti aldığı anda ileride filmlerdeki şey ortaya çıkıyor. Kız sevgilisinden ayrılıyor. Geliyor dolaptan bir tane kocaman bir dondurma kovası çıkarıp onu yemeye başlıyor. Çikolata sonra arıyor sevgilisini. 7 kilo dondurma yedim artık dönsen iyi olacak infilak etmek üzereyim diye. Daha fazla yiyemeyeceğim. Değil mi ama bakın bağlantıyı görüyor musunuz? Ağlama çikolata. Ağlama gofret. Anladım. Çok diğer bir üçüncü maddede buradaki önemli bir maddede yemezsen küserim. Anne çocuk yemediği için duygusal bir mücadeleye giriyor. Yani çocuğun kaçması, onu reddetmesi, yemek istemiyorum davranışlarına anne de duygusal boyutta
katılıyor. Evet. O da diyor ki yemezsen küserim. İşte yemezsen sana televizyon izletmem, çizgi film izletmem, seni uyutmaya ben götürmem, uyutmaya götürsem bile hikaye okumam gibi yeme davranışlarıyla bir pazarlık başlıyor. Salatandan biraz daha yersen, iki kaşık daha yersen 15 dakika daha çizgi film seyredebilirsin. Şimdi çocuğun yemek yemeyle kurduğu ilişki abuklaşıyor her geçen an. Çok doğru. Her geçen an. Tamam, ve bunu biz çocuk yaşlarda ne yazık ki bu patolojinin kaynağını, etiyolojisini oluşturmuş oluyoruz. Şimdi bence şeyi biraz açalım. İleride nasıl etki ettiğini. Yani tabii ki birebir anlamda yemezsem büyümem bilmem ne ama işte ne yapmazsam işte yemezsem daha doğrusu yemem lazım, bir şeyler atıştırmam lazım, kendimi iyi hissedeyim, bir şeyler atıştırmam lazım bu işi başarmak için falan. Bilinçaltı bunda bu mesajları veriyor galiba değil mi çok sonra güzel. Sonra bize? Bakın esasında şöyle mesajları çok net veriyor. Ye yoksa büyüyemezsin ne? Çocukta yersem çevremdekiler beni beğenir oluşuyor. Yiyor anne mutlu, anneanne mutlu, amaca ulaşıldı. Çocuk şunu öğreniyor, yedim ve insanları manipüle ettim. İleride herhangi bir sorunla, kişilik ilişkilerde bir sorunla karşılaşırsa, bu sinemadaki dondurma yeme örneği olduğu gibi, çocuk yeme davranışına gidiyor. Çünkü zihnindeki rahatsız edici düşünceyi yemek yiyerek dağıtabileceğini düşünüyor. Ve de haklı. Kız sevgilisinden ayrılıyor ya da başka bir örnek verelim. Yani sinemaya gitti aklım diye artık o örneği veriyorum. Bu onun zihninde çok büyük bir sıkıntı iken, zihnindeki bu sıkıntılı düşünceyi yeme yemeğiyle ilgili düşüncelerle yer değiştiriyor. Yani yemek burada sahaya sürdüğümüz bir yedek oyuncu gibi. Mutlu olmanın koşulu yemek yemekmiş. Mutlu olmanın dönüşüyor. Bir yolunu buluyor. Ya da başka bir tane ağlama bak çikolata ye ile acılar sorunlarla yiyerek baş etmeyi öğreniyor çocuk. Yani canım yandıysa ortalıkta bir gofret varsa tamam bu işi hallederim. İleride bir sorunla karşılaştığında mesela işten çıkarıldı. Şimdi işten çıkarılmış olmayı düşünmek bünyede ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Ciddi bir üzüntü yaratıyor. Bu sistemimizde bu üzüntüyle sürekli bu üzüntüye maruz kalmamak için o düşüncenin yerine alternatif bir düşünce üretmeye çalışıyor. Ve alıyor ben işten çıkarıldım acaba yetersiz miyim, değersiz miyim, beceriksiz miyim düşüncelerine şöyle bir vuruyor. Ya ben işte dondurma mı yiyeyim, çikolata mı yiyeyim, gofret mi yiyeyim gibi bir düşünceler oluşuyor. Bunun en iyi örneği alışveriş bağımlılığıdır. Kişi üzüntülü, depresif, mutsuz hissettiği anda kendisini zihnine hemen ne renk ayakkabı alsam, ne cins bir kemer alsam, nasıl bir çanta alsam gibi düşünceler dolar. O düşünceler geldiği anda bizim yetersizlik, değersizlik, üzüntü, mutsuzluk yaratan düşüncelerimizi de zihnimizden silmiş olur. Alırız kemeri, çantayı, ayakkabıyı eve geliriz. O düşünceler tekrar gelir. Bir de ona ek olarak yaptığımız alışverişle ilgili pişmanlıklar gelir. Biz iyice depresyona gireriz. Yemede de aynısı var. Aynısı. Peki o zaman bu anoreksiya, nervoza falan bu tarz bir şeyler de var. Ya da tersi gibi falan. Onlara da girelim mi? Anoreksiyaya da hemen girelim. Çünkü anoreksiyanın da kaynağı çocuklukta bulunabiliyor. Çünkü anoreksiyada kişi asla vücudunun görüntüsünden memnun olmuyor. Evet. Bu tamamen bilişsel bir rahatsızlık. Zihindeki hatalarla. Kişi artık 30 kiloya düşmüş, 32 kiloya düşmüş. Hatta 28 kiloya düşmüş mesela. Gazi Hastanesi'nde çalışırken bir öyle bir hastamız olmuştu. Beğenmiyor, kendisini kilolu görüyor hala. Evet. Aynaya bakıyor ve kendisini kilolu görüyor. Kilosuyla ilgili zihnindeki düşünceler çıkarıldığı anda o düşüncelerin yerine ne geleceğini bir düşünün. Çok daha kötü bir takım şeyler gelecek belki. Kocasıyla ilgili sorunları, kardeşleriyle ilgili sorunları, çocuklarıyla ilgili sorunları, işiyle, ülkesiyle, bilmem nesiyle. Çok ciddi bir takım sorunlarla karşı karşıya kaldığı zaman insan zihinsel olarak bunlardan kurtulmak için yeni gündemler yaratıyor. Anoreksiya nervozada kişi bakar kendisine hiç beğenmez. Ne aslında bir tampon olsun. Bir sanıyorum savunma mekanizması. Bir savunma kilo. Mekanizması. O dediğiniz gibi o olmasa başka şey başka şey olacak. Yerine. Ama bu savunma mekanizmaları herkes de vardır. Olumsuz düşünceleri dağıtacak alternatifler herkes de vardır. Sağlıklı kalabilmek için bu durum bu sistemin bozulmuş hali. Yani bunu şöyle düşünün. Araba alarmları. Belki daha önce vermişizdir bu örneği. Araba alarmlarını düşünün. Eskiden bunlar ilk çıktığında üzerine yaprak düşse bam 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 bütün mahalleyi havaya kaldırırdı. Fazla hassastı. Top çarpardı, bam bam öterdi. Bu sözü bir daha yapmayacağım. Bir endişelendiriz, bir daha yapar mı? Sonra işte yanından bir araba geçer. Şimdi bu araba bir hırsız gelirse onu sahibine iletmek için bir savunma sistemi. Evet. Ama yaprak düşerse ötüyor. Şimdi bizdeki yeme bozuklukları ile ilgili problemler de esasında bir savunma sistemi. Çok olumsuz düşünceler gelirse bunlarla baş edemeyeceksen
At kenara, başka şeyler düşün. Hı hı. Ama bu başka şeyler çocuklukta biraz patoloji kaynaklıysa, yeme ile ilişkili olursa, bu sefer bunu atıyor ama kendisi çok güçlü ve zarar verici kalıyor. Evet. Yani savunma evet. bozuluyor. Yani evet. alarm yaprak düştüğünde çalmaya başlıyor. Anladım. Savunma evet. sistemimiz bozulmuş oluyor ve anoreksiya rahatsızlığı. Ne yazık ki psikolojik rahatsızlıklar arasında, genel olarak tıbbi problemler arasında en öldürücü problemlerden bir tanesi. Ve kültürel temelini olduğunu biliyoruz. İşi zaten ilginç hale getiren bu. Batı'da çok rastlanan bir şey, Doğu'da rastlamadığımız bir şey. Yeni yeni rastladığımız bir Nasıl şey. Nasıl bağlıyoruz onu kültürel altyapıya? Çünkü kültürel altyapıya şöyle bağlıyoruz. Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da, özellikle Fransa'da elinize bir dergi aldığınızda incecik bir kadın var karşınızda. Hı hı. Güzellikle ince ve zarif olmayı ya da ince olmayı, yani zayıf olmayı diyelim, eşleştiren bir sistem var. Ve bu sistem güzel kadını sürekli onore ediyor. Yani güzel kadın imgesi bir taraftan da sürekli onore edilen bir imge. Evet, bunu evet. kız eline aldığında o fotoğrafla kendisi arasında bir takım bağlar kuruyor. Hı hı. Ve onun gibi olmak istiyor. Yani esasında dergilerin, gazetelerin ve medyanın önümüze koyduğu o model bizim de olmak istediğimiz şey haline geliyor. Doğuda ise bu model çok zayıf, ince değil. Doğru. Biraz da hani bizdeki balık eti. Mesela bizde geçiş, yani köprüyüz ya biz hep. Evet. Orada bizde biraz balık eti olmuş o. Yine bizdeki çok zarif, zayıf kadına da, hani geçen haftalarda okuduğunuz bir şey vardı ya. Diyarbakırlı kayınvalide incecik diyordu. Kırılacak çiroz diyordu. Bizde de balık eti sevilir. Doğuya gittiğiniz zaman, yani bu Asya taraflarına, kilolu kadın imgesi itici değildir. Çekicidir, sevimlidir, daha hoştur hatta. Evet. O yüzden orada anoreksiye fazla rastlanmıyor. Batı'da çok daha fazla rastlanıyor. Bu da şu demek. Bu rahatsızlık bizim genetik yapımızda olan, asla kurtulamayacağımız bir rahatsızlık değil. Zaman içerisinde kültürün bize kazandırdığı, olumsuz çocukluk yaşantılarında kurduğumuz kurallarla oluşturduğumuz bir rahatsızlık gibi gözüküyor. Şimdi tabii çok fazla uyaran var ve biz bunlara kızıyoruz. Ve şimdi ben yine sinirle. Yani neden bunu dayatıyorlar bize? Neden yapıyorlar? Ne kadar tehlikeli bir şey yapıyorlar aslında bunu yaparken diyoruz. Çok doğru. Ama bu bir değil, iki değil, üç değil ve zaten de görece bir şey. Biz bu uyaranlara karşı nasıl sağlam duracağız? Nasıl kendimizle, hani bu klasik tabir, barışık olacağız meselesi önemli. Öyle değil mi? İşte işin psikolojik boyutu da burada yatıyor. Yani kesinlikle. Kendimizle halledeceğiz bu meseleyi belli ki. Kesinlikle. Nasıl öyle. Olacak bu? Şimdi şunu biliyoruz ki, bilişsel davranışçı terapiyle bu yeme bozukluklarının tedavisinin yapıldığı konusunda bir sıkıntımız yok artık. Çünkü yapılan çalışmalar bilişsel davranışçı terapilerin yeme bozuklukları üzerinde endike olduğunu gösterdi. Fakat bu hangi aşamalardan geçiyor? Bu birinci aşama, sorduğunuz soruya çok önemli bir cevap. Sağlıklı yaşam amaçları belirlememiz lazım. Evet. Bizim hayata bağlanacağımız, zihinsel olarak bizi iyi hissettirecek sağlıklı yaşam amaçlarımızın olması lazım. Hı hı. Yani ben neden yaşıyorum, ne istiyorum, ne yapmak istiyorum sorularının cevabı olmalı. İkinci aşama, aşırı yeme tetikleyicilerini ve bu zamanları fark etmek. Yani ben kocamla bir problem yaşadığımda yemek yiyorum. Kocasıyla tartıştı, döndü, açtı buzdolabını, yedi yemek. Her şey yedi. Hop 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 yedi. Şimdi bunun farkına varacak. Kocamla münakaşa ettiğim anda dönüp dolaba doğru iki adım attığımda duracağım. Ben şu anda esasında o küçük çocuk gibi davranıyorum. Hı hı. Yaşadığım şeyle yemek arasında bir ilişki yok deyip dönmeli. Hiçbir problemi buzdolabının kapağının arkasında çözemeyiz. Doğru. Bunları tespit edebilmek lazım. Tüm davranışsal alışkanlıkların gözden geçirilip işe yaramayanların değiştirilmesi lazım. Mesela yeme bozukluğumuz var. Aşırı alışveriş yapıyoruz. Bazı durumlarda çocuklarımıza sert, saldırgan davranabiliyoruz. Çok sigara içebiliyoruz. Çok sigara içebiliyoruz. Aşırı hızlı araba kullanıyoruz. Alkol aldığımız zamanlar, o geceler çok daha fazla yiyoruz gibi şeylerden beslenen de bir tarafı var obezitenin özellikle. Evet. Bu diğer yan şeyleri de hayatımızdan çıkarabilmemiz lazım belli bir oranda. Ve tabii ki en önemlisi, yani dördüncü aşaması bu terapinin, bilişsel tarafı, aşırı yemeye yol açan düşüncelerin, hatalı düşüncelerin bulunup yok edilmesi. Yani yersem sevilirim. Acılarla karşılaştığımda yemek beni rahatlatır. Hı hı. Çok kilo almazsam annem beni sevmeyecektir kadar giden o kor, yani ana inanca kadar giden süreçte yemezsem büyüyemem gibi, en basit, en artık karikatürize edelim artık bunu. Hı hı. O düşüncelerin en korkuncu, en basit. Evet. Bunların tespit edilip bir terapist tarafından giderilmesi, yapabiliyorsak da kendimiz bunlarla ilgili akıl yormamızı, yani süreci tamamlıyor. Yani obezite aslında tabii sonuç. Yani hani bir sürü sebep var arkada. Kesinlikle. Çözülmesi gereken. Kesinlikle. Değil mi? Bunu... Kesinlikle öyle. Peki. Çocukluğa kadar gidiyoruz. İlk ya, ilk çağa kadar gidiyoruz. İlk tamam. dönemlerimize kadar. Tamam. Benjamin Franklin şöyle söylemiş efendim.
Yaşamak için ye, yemek için yaşa. Ama yani yemek için yaşa derken herhalde hani yemek için yaşa diyor yaşa, yani. Yaşa tabii. Hayatta demek kalmak istiyor, lazım. Anladığım kadarıyla. Efendim programımızın sonuna geldik.